Herkese merhaba. Bu videoyu hem bir kullanıcı deneyimini daha size aktarmak için hem de teşekkür etmek için çekiyorum aslında. Bu masanın üreticisi aslında motorlarının ve ayaklarının üreticisi Linac. Bana güzel bir jest yaptı. Onu Instagram profilimde paylaşmıştım. Hem de videonun içerisinde de paylaşarak sizlerle paylaşmak istedim. Ama öncelikle masamı tamamladığımı söylemek istiyorum. Hep böyle %90, %95 falan gibi söylüyordum. Çünkü benim için ufak tefek birkaç eksiğim vardı. O eksiklerin en büyüğü burada gördüğünüz ışıktı. Masa lambası diyebiliriz buna. Masa lambasını da artık aldıktan sonra size masamın son halini bu şekilde gösterebilirim. Neler var? Çok kısa bakalım böyle. Ayağa kalkabilen bir masamız var. Nurus'un Otto Basic modeli. Monitörüm var. LG 38VK95C diye bir ismi var. Monitör arm var. Flexi Arm'ın bir ürünü. PlayStation var. Onu saymıyorum. Laptop kaldırıcı, laptop standı gibi bir şey var. Onu da Dodo Biz'den almıştım. Burada Windows HP laptopum var şu anda. Bir Windows var, bir Mac var bende. Şu anda Windows daha fazla kullandığım için bunu kullanıyorum. Bitkiler IKEA'dan. Bitkileri daha önce göstermiş miydim hatırlamıyorum ama aslında içleri şöyle. Böyle bir de beyaz saksıya koyduktan sonra böyle oluyor. Bu şekilde gösterebilirim. Işığı, lambayı çok aramadan sonra çok, yani aslında çok çok istediğim gibi bir şey bulamadım ama istediğim en yakını buydu. Trendyol'dan aldım. 200-250 lira gibi bir fiyata. Hatta ben almadım. Sağ olsun iş arkadaşlarım hediye ettiler birlikte seçerken. Ben bunu beğendim. Farklı farklı renkleri vardı. İşte kırmızısı, mavisi, yeşili falan. Ben özellikle yeşil renkle çok ciddi bir kontrast oluşturacağı için onu aldım. İçindeki ampulle beraber gelmiyor. Ampulü de gittim sonra böyle biraz daha eskitilmiş bir model almak istedim. Gitti gidiyor oradan bir yerden aldım doğrusu. Açınca şöyle, videoyu ne kadar etkiliyor bilmiyorum, ne kadar görebiliyorsunuz onu da bilmiyorum ama eskitilmiş bir ampul. Onun dışında klavyem HP Pavilion 600 gibi bir modelde yanlış hatırlamıyorsam. Basit bir klavye, minimalist, çok bir özelliği yok. Mouse'u değiştirdim son gördüğünüzden sonra. Böyle Trust'ın dikey bir mouse bu. Şöyle kullanılıyor bakın. Biraz alışması zor gibi gelebilir ama ben zaten dikeye yakın bir mouse kullanıyordum. O yüzden bana zor gelmedi. Ucuz da bir mouse, 150-200 lira. Kablosuz bir şey kullanmak istiyorsanız ve yani gündelik hayatta kullanmak istiyorsanız öneririm. Ben beğendim. Sadece hafif. Çok hafif. Çok hafif olunca hani böyle biraz da yüksek ya böyle sağa sola giderken elinizin böyle çarpma riski var. Bakın hani elim çarptığı an mouse havaya kalkıyor gibi oluyor. Oldukça hafif gerçekten. İlginç yani bu kadar hafif olması ama muhtemelen malzemesinden dolayı. Malzemesi süper kaliteli değil. Ama işimizi görüyor mu? Mouse yani sonuçta çalışıyor. Dikey bir mouse. Biraz daha ergonomik. Ben özellikle parmak uçlarımda ufak ufak uyuşukluk hissediyorum. Eğer siz de hissediyorsanız bundan kendinizi önleyebilmeniz için yani yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi mouse seçimi. Bende Microsoft Sculpt mouse vardı. Logitech MX Master 2 var. Bir de bu Trust'ı aldım şimdi. Microsoft'unki biraz çok kullanımdan dolayı hırpalandı. Lastikleri falan kalktı. Tekrar yapıştırılabilecek gibi de değil. O yüzden bir alternatif almak istedim kendime. Onun dışında masada başka bir şey yok. Ha bir de IKEA'nın şu siyah şeyi var. Mat gibi. Mat deniyor galiba buna. Yani ben en azından mat diye aramıştım. Bu da yaklaşık 2-3 yıldır benimle. O yüzden ufak ufak yıpranma emareleri gösteriyor. Ama yenisini almak için daha erken diye düşünüyorum. Hala da kullanılabiliyor sonuçta. O yüzden masa bu kadar. Bu videoyu özellikle çekmek istememin nedeni Linac'a teşekkür etmemin sebebi Linac firmasına. Linac deyince böyle yumuşuyor. Bu bir aslında Danimarka firması yanlış bilmiyorsam. Türkiye'de temsilcileri var. Ben masayı almadan önce onlara bir e-mail gönderdim. E-mailden de hemen ertesi gün döndüler. Türkiye'de biliyorsunuz firmalara attığınız e-mailleri ertesi gün görmek bile çok azdır. O yüzden marka burada bana yardımcı oldu. Hangi masayı seçmem gerektiği konusunda, nerelerden alabileceğim konusunda. Levent Bey var. Teşekkür ediyorum ona. Bu süreç içerisinde onunla da arkadaş olma şansı yakaladık. Dolayısıyla bir gün geçen hafta telefonum çaldı ve Levent Bey arıyor. Dedi ki bana Tahir Bey videonuzu izledik. Geçen bir önceki videoyu. Videoyu izledik. Teşekkür ederiz. Bunu sosyal medya kanallarımızda kullanabilir miyiz dedi. Ben de tabii kullanabilirsiniz dedim. Yani benim için bir sakıncası yok. Ama dedi kullanabilmek için bir hani kağıt imzalamanız gerekiyor. Bir belge. Evet dedim anlıyorum. Ben daha önce de hani bu tip şeyler yaşamıştım. Kişisel haklarınızı kullanabileceğine dair, bu videoyu kullanabileceğine dair markanın bir
bir belge imzalamanız gerekiyor. Ben Tahir Yıldız olarak kişisel haklarımı bu videoda markanın kullanımına sunuyorum diye. Onu da imzaladıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün önce LinkedIn profillerinde paylaştılar sağ olsunlar. Bana da telefonda dedi ki Tahir Bey dedi hani videonuzda gördük ki masada bu tuşu belki eski videoyu bilenler hatırlıyordur. Tuşa basılı tutmak zorundaydım masanın inmesi veya kalkması için. Dolayısıyla bu sıkıntınızdan sizi kurtarabilmek için bir aparatımız var. Onu size gönderelim dediler. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Sevindim tabii. Adresimi aldılar. Ve sonra dün kargoyla geldi bu ürün. Geldikten sonra hatta Levent Bey'i arayıp tekrar teşekkür ettim. Nasıl kullanabileceğimi de sordum. Çünkü web sitelerindeki videolar vesaire varmış. Sonradan bana anlattı. Güzel bir set göndermişler aslında bana. Sadece o ürün değil. O ürün derken bu. Gözüm kayıyor sürekli buraya o ürün derken. Bir de yanında bir şeyler daha göndermişler. Onları da burada göstereyim size. Şuraya koymuştum. Ne diyorlar bunun adına? Böyle küçük küçük kağıtlar var işte. Hani ofislerde kullanılan bu küçük kağıtlar. Hoş bir hediye. Onun yanında araca telefon takabilmek için telefon tutucu var. Ki ben bunu başka bir amaçla kullandım. Onu size göstereyim. Şurada hemen. Şöyle yaptım. Telefon tutucu bu. Gördüğünüz gibi Linak yazıyor falan. Şu Ikea'nın bu matı da mıknatıslı. Bu da mıknatıslı olduğu için buraya böyle pat diye oturuyor gördüğünüz gibi. Hatta bayağı da güçlü oturuyor. Bu da telefona normalde yapıştıracağınız şey. Onu da alıyorum. Böyle içine koyuyorum. Ben bunu telefon tutucu haline getirdim. Telefonumu nereye koydum? Yani şurada. Telefon tutucu haline getirdim ve bir şeyler yaparken bunu böyle koyuyorum. Telefon da bu şekilde duruyor. Tabii buraya koymuyorum yani normalde. Buraya falan koyuyorum ki mouse'la hareketim kolay olsun diye. Ama ben bu şekilde kullandım. Onun dışında Move diye bir kitapçık göndermişler. Aslında ana fikri burada. Neden ve niçin yükseklik ayarlı masalar kullanılmalıdır? Linak burada güzel illüstrasyonlarla anlatmış. Oturduğunuzda zaman içinde kardiyovasküler hastalık riski %40 artar vesaire. Yani sağlıkla ilgili bazı bilgiler var burada. Tabii gönül ister ki bu masalar biraz daha uygun fiyatlı olsun, herkes alabilsin ama genelde ofislerde kullanılıyor. Böyle güzel bir kitapçık. Buradaki Move yazısı dikkatinizi çektiyse, Move hareket etmek demek biliyorsunuz ama Move V'sini böyle ayağa kalkan insan gibi yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti bir detay. Bir defter ve bir güzel bir kalem. İkisi de gri, ikisi de güzel. Şöyle bir şey göndermişler. Bunu da kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum. Onun yanında beni en çok etkileyen tabii bu mektup oldu. Kişiye özel yazılmış bir mektup. Herkese ayrı ayrı. Okumak istiyorum ben bunu çünkü benim için değerli. Sayın Tahir Yıldız, firmamıza olan güveniniz ve hazırladığınız video ile yükseklik ayarlı masanın faydalarını kullanıcı gözüyle anlatma fırsatı yaratmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Masa başı çalışanların en sık yaşadığı sağlık sorunu oturmaktan kaynaklı bel, boyun ve sırt ağrılarıdır. Eminim ki çok oturuyorsanız bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Burada tabii koltuk seçimi de çok değerli, önemli. Bu durumun bilincinde olarak alışkanlığınızı değiştirmek için yükseklik ayarlı masa alarak ilk adımı attınız. Alışkanlıkları değiştirmenin zor olduğunu farkındayız. O yüzden yükseklik ayarlı masanızdan tam performans alabilmeniz için kullanıcı davranışını şekillendirmek üzere tasarlanan ödüllü kumandamız DPG1C'yi kullanmaktan mutluluk duyacağınızı düşündük. Kumandanın sahip olduğu hafıza ve hatırlatma fonksiyonu sayesinde artık masanızı daha verimli kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğiyle birlikte telefona indireceğiniz desk kontrol uygulaması sayesinde kullanıcı istatistikleri gibi bilgilere de kolayca ulaşabilirsiniz. Bu şunu yapıyor. Bir uygulama var telefonda, Bluetooth'la masaya bağlanıyor ve bunun sonunda ne kadar ayakta kullanıyorsunuz, ne kadar oturarak kullanıyorsunuz gibi istatistikleri size veriyor. Benim gibi istatistik seven biriyseniz bunu da seveceksiniz. DPG1C ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer alan QR kodu taratarak web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada bir QR kod var. Saygılarımla Levent Aytar Linak. Levent Bey'e tekrar buradan teşekkürlerimi sunarım. Peki bu uygulama bu bize neyi sağladı? Daha önceden hatırlarsanız ben buna basılı tutmak zorundaydım. Artık basılı tutmak zorunda değilim. Ya şöyle değilim. Basılı tutarak yine hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Şuradan kolumu çekeyim. Yukarıya şöyle ufak dokunuyorsunuz. Yukarıya doğru hafızaya aldığınız yere kadar ilerliyor. Ama hafızaya hiç almadıysanız böyle de gidebiliyor. Bakın basılı tuttuğum sürece gidiyor. Ters tutarsam da böyle. Çok daha pratik diğer kumanda yöntemine göre. Hafızaya aldığınız yerde duruyor.
Bu arada şurada ismimi görüyorum. Buraya da Tahir Yıldız yazdırmışlar sağ olsunlar. Ben bunun böyle yazılabildiğini bile düşünmemiştim doğrusu. O yüzden iyice kişiye özel bir hediye haline geldi. Bence çok şık. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum buradan. Ama benim için en önemlisi, yani ben ne istiyordum? Basılı tutmak istemiyordum değil mi? Bunu yapabilmek de çok değerli. Bunu yapabilmek için de şöyle yapmışlar. Belli hafızalar alabiliyorsunuz. 4 tane hafıza var. Ben bunu en üstte kullanıyorum boyuma göre mesela. Bir de 84 santim, yani şu anda 84'te, bir de 80 santimde. 80 böyle biraz daha yatarak, 84 biraz daha oturur pozisyonda. 118'de ayakta pozisyonda kullanıyorum. Ben bunu hafızalara daha önceden aldım. Bunu telefonu kullanarak da yapabiliyorsunuz. Burayı kullanarak da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz yüksekliğe geldikten sonra burada bir 3 tane işaret var. Biri yıldız, biri bluetooth, biri de alarm gibi bir işaret var. O alarmı kullanarak da şunu yapabiliyorsunuz. Gün içerisinde ayarlama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben her saatte 10 dakika ayakta kalmak istiyorum. Masa ona göre her saatte 10 dakika kendisi ayağa kalkıyor. Size de hatırlatıyor. Bence çok güzel, çok şık özellikler bunlar gerçekten. Ama benim en çok kullandığım hafıza konumları. Yani şu anda bir hafıza boyutundayım biliyorsunuz. Ben buradan hani tek seferde yapmak yerine tık tık diye iki kere yaparsanız diğer hafızaya geçiyor. Bakın. Aynen. Yani şu benim yapmak istediğim aslında ki hayalimdeki manzaraydı. Gördüğünüz gibi masam gayet güzel ayağa kalkıyor. Ayağa kalktıktan sonra da tık tık yaptıktan sonra eski moduna diyeyim, yani oturur moda, alçak moda geri dönüyor. Hem de en son hafızaya aldığınız yere kadar. Bakın 84'e geldi. Bir kere daha yapıyorum. Şimdi de 80'e geldi. Bu benim biraz daha yatar pozisyonda kullandığım pozisyon. Aynı zamanda telefondan da yapabiliyorum. Telefonda şöyle açayım telefonumu. Desk kontrol uygulaması var. Bu Bluetooth'la bağlanıyor. Şu anda pilim az kaldığı için uyarı verdi. Bluetooth'la hemen bağlanıyor. Yani ben özellikle hızına çok şaşırdım. Şu anda 80'de ya mesela. Burada 118'i görüyorum. 84'ü 80'i görüyorum. 118'e ben bastığım an masa yükselmeye başlıyor. Gayet güzel. Yani ben genelde ayakta şekilde kullanıyorum zaten. Daha önce de size söylemiştim. Günün yarısını aşağı yukarı artık ayakta geçirebiliyorum. Tekrar basıyorum 80'e ve indiriyorum. Bence çok güzel bir özellik. Lina'ya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu videoda güzel bir kullanıcı deneyimini anlattığımı düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de bir şey istemeden bir şey gönderen marka sayısı bile az. Kaldı ki ben hiçbir videomda hiçbir markadan bir şey talep etmiyorum. Etmedim de bu zamana kadar. Hani bazen soruyorsunuz bana bu video için markadan para mı aldınız falan. Hayır, öyle bir şey yok. Tamamen gerçekten mutlu olduğum için bunu göndermeleri, bana özel bir şey yazıp göndermeleri beni çok mutlu etti. O yüzden hem masanın son halini de göstermek istedim. Şunu tekrar ışığı bir kapatayım size. Kısaca aslında böyle hem çalışma ortamımı size son olarak bir göstermek, %100 haliyle göstermek istedim. Hem de şu masanın son özelliğini size gösterip bir paylaşmak istedim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.